rengarenk bir alem. Ya çok özür dilerim, eşeğe sorsan bile, eşek bile hemen anlar yani. Hayvana sorsan, çekirgeye bile sorsan anlar yani. Bu da anlaşılmayacak bir şey var mı? O kadar sarı açık ki. Yani milyarlarca delille, katrilyonlarca delille gözümüzün içine giriyor artık deliller yani. O kadar açık. Şimdi orada bir konu yok. Amaçsız olmuş olabilir diyor. Amaçsız. Yani Allah'ı ne yerine koyuyor kendi kafasına göre? Haşa. Amaçsız. Bu nasıl oluyor ya? Fincanın amacı var, ayakkabının amacı var, burnun amacı var, gözün amacı var, bilgisayarın amacı var. Kainatın, insanlığın hiçbir amacı yok diyorsun. Allah'ı sen ne yerine koymuş oluyorsun ya, haşa? Yani sıfır akıldaki bir varlık bile bu, böyle bir şey düşünmez yani. Sıfır akıldaki. O kadar rezalet bir ifade ki bu. Yani bu daha üstüne olmaz herhalde yani. Ve çok ağır bir iftira yani. Bu da olamayacağına göre konu bitti işte. Amaçlı olduğuna göre, amaç olunca zaten din mecburen olur. O zaman dinin anahtarı her şey doğru. Bu kadar. Allah bir de sınırlı güç zannediyorlar. Yani o çok büyük bir hata. İşte evren var. Bir de kürsü vardır. Allah işte haşa oturur orada. İnsanlarla ilgilenir yani. Küçük bir güçtür gibi geliyor. Yani sonsuz deyince Allah öyle iltifat olarak söylenmiyor Allah'a. Gerçekten sonsuz. Gerçekten sonsuz. Sonu yok yani. Aklının sonu yok. Yani gücünün sonu yok. Öyle bir varlık yani. Bak münafıkları Allah oynatıyor. Mucize mesela. Onlar hakikaten kendini bağımsız zannediyorlar. Mesela bak ne atraksiyonlar yaptırtıyor onlara. Hepsi kontrol altında Allah'ın kaderde yaratması. Ehli iman da onları tabii gereken şekilde karşılamayla değerlendiriyor. Ama bir bölümü bu. Dünyanın bölümü. İmtihanın da zorluk olmadan imtihan. Kardeşim şimdi iyilerle kötünün mücadelesi var. Zaten o zaman güzellik ve aşk ortaya çıkıyor. Yani iyilerle kötülerin olmadan. Yani zaten hiçbir şey kalmıyor geriye o zaman. Yani iyilik kavramı kalkıyor o zaman. Yani sevmenin bütün zemini kalkıyor. Sabır, şefkat, merhamet, saygı, hürmet, aşk, tutku hepsi ortadan kalkar. Bak zorluklar olmazsa. Zorluğunda işte diyor ki Allah ben sizin dayanacağınız kadar ayarlarım onu tam şeyinde tutarım. Gözümüzde de görüyoruz. Ben 65 yaşındayım. Gözümden gördüm. Yani hiçbir zorluk yok o anlamda. Hayır, imtihan ediyor, görüyorum. Ama çok makul. Çok makul yani. Büyüklüğü iyi kavranamıyor olabilir. Onu yani hatta en aklı başında Müslümanlar bile anlayamıyor olabilirler Allah'ın büyüklüğünün çapını. Yani bir dereceye kadar gibi biliyorlar. Yani kullar vardır, onları bilir. O kadar yani. Yani mesela 1 milyar Müslüman varsa onları bilir. Bir de melekler de yardım eder. Yoksa hani Allah haşa bilemez de meleklerden kısmen bilir gibi öyle düşünüyorlar. Öyle bir şey yok. Atomun içindeki aklı da biliyor yani. Atom. Yani tarif edilecek gibi değil. Allah'ın aklının büyüklüğü. Bu yeterli delikanlı mı? Şehitlerimizi görebiliriz.